Cansu kardeşi, ikimiz kaydık burada. Ses çıkmıyor Cansu'dan, daha konuşmayı bilmiyor. Öğretmenim nerede acaba? Öğretmenim. Efendim pratikçim. Cansu ne zaman konuşacak? Canım o da bir hikaye konuşur herhalde. Hala agu magu deyip duruyor. Yani ne yapalım oğlum, onu da öyle kabul etmek lazım. Bir hikaye konuşur. Ya bizi ne anne geliyor ne baba geliyor, böyle bekliyoruz hep. Yani ben de bilmiyorum ki ama eminim geleceklerdir canım, üzülmeyin. Gelsin bir an önce. Cansu hep ot yiyorsun ya. Gel biraz oynayalım, koşalım. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Upi. Cansu kayboldu. Niye gitti acaba? Aa, Bile'yi geldi. Öğretmenim merhabalar. Öğretmenim merhabalar. Öğretmen oğlum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ya ben bir çocuk evlat edinmek istiyordum. Erkek bir çocuk evlat edinmek istiyordum. Öğretmen oğlum, ben de bir evlat edinmek istiyorum. Kusura bakmayın, biraz sesim kötü olabilir. Beyefendi. Anlıyorum. Siz çocuğa bakabilecek misiniz beyefendi? Bu haliniz, kılığınız nedir? Ayıp oluyor ama siz zenginsiniz diye böyle de yapamazsınız beyefendi. Yok, zenginlikle ne alakası var hanımefendi? Yani ben hanımefendi mi? Pardon. Allah söyletti. Ne diyorsunuz ya? Saygısız adam. Puh! Hanımefendi lütfen şu şarlatanı atın dışarı. Ben burada evlat edinmek istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Dalga geçiyor benimle. Öğretmenim size şöyle kısacası bir... Banka hesabındaki parayı göstermek istiyorum. Şöyle, buyurun. Gördünüz mü öğretmenim? Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Hayır, hayır. Aynen yani... öyle, görüyorsunuz işte hanımefendi, saygısız, terbiyesiz. Çocuk sahibi olmak için bile para istiyor, para veriyor. Ya hadi hayır. Siz boş verin, ben sevgimle bakacağım çocuğa, sevgiyle. Sevgiyle hanımefendi... büyür çocuk. Çocuğa parayla çok iyi bir hayat imkanı sunabilirim demek istedim ama anlamadığınız aşikar. Kime dediniz? Bana mı, hanımefendiye mi? Ya siz hanımefendi misiniz ya? Allah Allah, kendinden şey, ateşle motorlama. Tövbe estağfurullah, bu ne garip bir insan ya. Beyler neyse, bir sakin olur musunuz lütfen? Bakın burada iki tane çocuğumuz var. Birini alırsınız, diğerini de siz alırsınız. Yani kavga etmeye ne gerek var? Tamam, ben bu sol tarafımdaki tatlı erkek çocuğu evlat edinmek istiyorum. Onun gerçekten sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer o da beni babası olarak kabul ederse evime götürmek istiyorum onu. Hanımefendi, bu beyefendinin söylediklerini bilmiyorum ama ben şu çocuğu uzun zamandır takip ediyorum. Onu çok seviyorum. Onu evlat edinmek istiyorum. İkiniz de mi istiyorsunuz? Ama evet, önce ben söyledim yani. Bu da bir herhalde göz önünde bulundurulacak değil mi öğretmenim? Yani bir şey diyemem. Bunu pratiğin belirlemesi lazım. Oğlum kimi seçmek istiyorsun? Şöyle yapsak... abla, bir gün birinde kalayım, bir gün birinde kalayım. Hangisini beğeniysem ona baba diyeceğim. Çok iyi olur canım. Tamam, o zaman ilk olarak bu beyefendi de kalsın. Daha sonradan ben alayım. Vallahi çok iyi olur. Gel evladım, gel. Ama yani... Eğer beni severse geri vermem, ona göre o. Tamam beyefendi, sanmıyorum çok seveceğini size. İstiyorsanız evinize kadar çocuğu ben bırakayım. Malum yok, atla yok. Götürmek biraz zor olur. Sırtımı alırım, ata bindiririm, doğalından hem. Sen ne anlarsın, seni gibi züppeler anlamaz işte. Gel oğlum sırtıma, gel. Ata mı bineceğim bu? Evet oğlum, evet, akıllı oğlum benim, gel gel. Tamam, hiç ata binmemiştim.
Bineyim bari. Lamborghini varken ata biniyor çocuk. Allah'ım. Tamam. Oğlum gel benim sırtıma, tek binemezsin. Hanımefendi teşekkür ediyorum, hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Abla yayın geleceğim değil mi bu yaya? Evet canım, yarın tamam, geleceksin. Tamam. Aa, kocaman bir at. Evet oğlum, evcil çok güzel bir hayvanımdır. Gel, gel ses sırtımı alayım. Gel oğlum, gel. Gidiyor muyuz? Ata mı evet, biniyorum? Oğlum. Aynen, gel bakayım oğlum. Ama ne ben korkuyorum biraz. Yok yok, korkma sen. Sıkı tutun güzel babalar. Tamam. Oğlum benim. Tamam. Tuk 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 tuk. Ah, gidiyoruz. Evet oğlum, hadi bakalım. Çok az kaldı. Dayanmak çok eğlenceli. Hop hop hop. Aa, bu yaşı senin evin mi? Evet oğlum, hadi gidelim. Hoppa. Gel 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 oğlum, gel. Ah, açtım kapıyı. Tamam. Aa, işte burası benim evim. Yine bilirsin oğlum. Aa, bu yaşı senin evin. Evet oğlum, benim evim. Bak burada televizyonum var. Sen seversin televizyonu. Senin aa, için. Evet. Burada miyavay. Evet, çok komik, çok güzel şeyler çıkıyor. Burada da dolabım var böyle küçük. İçinde senin gibi senin için bir şeyler hazırladım. Böyle abur cubur seversin sen, çikolata. Yok, seveyim seveyim, teşekkür edeyim. Başka neyiniz var? Başka neyim var? Şurada da işte yatak odası var oğlum. Burada beraber uyuruz diye düşündüm. Benim odam olmayacak mı? Oğlum senin odan olsun, ben dışarıda da yatarım. Önemli olan beraber olmamız değil mi oğlum? Hmm, anladım. Burası da tuvalet banyomuz. Gel gel, çıkma gel. Geldim geldim. Bak burası da tuvaletimiz. Burada banyonu, saçını tararsın, dişini mışını yıkarsın. Tamam mı oğlum? Ya çok korkunç gördüm bu yayı ben. Yok yok, korkma oğlum. Bak, şurada örümcek şeyi var ama sıkıntı ben, yok. Örümcek yuvası bu, var orada. Ben bu tuvaletten korktum. Kocaman. Bir şey olmaz. Ben seni kucağımda tutar yaptırırım oğlum. Korkma korkma. He, anladım. Ben buraya da elimi nasıl yıkayacağım? Ben seni kucağıma alır yıkatırım. Sen dert etme bunları. Oğlum benim. Tek dert bu olsun. Gel gel. İşte oğlum evim bu kadar. Ben biraz yoksul bir adamım. Haftanın her günü gider çalışırım. İş olarak da giderim şurada kilisenin önünde mendil açar dilenirim. Burada cami yok, mecbur kilisenin önüne gidiyoruz. Sen dilencilik mi yapıyorsun? Yok yok, dilencilik değil de işte hayırseverlerden para alıyorum oğlum. Hep sen de gelirsin, sen çok tatlı çocuksun, sana çok para verirler. Ha, ben de senin gibi çalışacağım. Çok güzel ama çok eğlenceli oğlum, merak etme. Hep sana çikolata verirler, hep sana güzel yiyecekler de verirler. Hiç korkma, üzülme. Tamam anladım. Bilmiyorum ki. Ben biraz tedirgin oldum, korktum biraz. Niye ki oğlum, mis gibi evim var ya, işte daha ne istiyorsun? Ben bir şey desem, beni kreşe götürür müsün? Öğretmenini mi görmek istiyorsun? Gel evet, o zaman. Evet, özledim. Tamam, gel merak etme. İstediğin her zaman götürebilirim seni. Gel oğlum, gel. Gel, atla sırtıma yine. Tamam, bir atladım. Hadi bakalım güzel oğlum benim. İnşallah beni seçersin oğlum. Ah, şöyle atımıza bindik bir. Hop, dık 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 dık. Hem bu atın adı ne biliyor musun? Ney? Düldür bunun adı. Düldür böyle binince böyle zıplıyor zıplıyor götürüyor. Bak çok eğlenceli. Uçuyor çok uçuyor bu. Evet oğlum çok eğlenceli. Çok çok. Hoppa geldik oğlum. Aha bu meymenetsiz adam gene burada. Tüh senin arabana sıfatına be. Çocuğu geri getirmişsin galiba, bakamıyorsun. Yoo, öğretmenini özledi, tamam mı? Yürü git lan buradan. Bakalım şimdi anlarız. Kara koyun ak koyun çıkacak ortaya şimdi. Hoppa geldik oğlum. Öğretmenim, ben geldim. Hoş geldin pratikciğim. Ben gittim, gördüm evi. Şimdi bu amcanın evini de merak ediyorum. Tamam oğlum, o amcanın evini de bir gör, bak bakalım. Tamam abla, gidiyorum. Sizin evinize de bir bakabilir miyim? Tabii ki oğlum, hadi gel ben de. Geliyorum. Oo, amca. Ayaban kocaman ya. Roket gibi. Değil mi oğlum?
Bak bak şimdi bak şu at, atı olanın bak yanından nasıl geçeceğiz bak fişek Oo, gibi. Ooo uçuyoruz. Aa, tabii ki uçuyorsun oğlum. Şu hıza bak, şu güzelliğe bak, şu endama bak, şu nizama bak. Uçuyoruz, uçuyorum. Bak oğlum burası benim evim. Burası senin evin. Yani evet evet, beni seçersen burası senin de evin olacak oğlum. Wow. Bayağı büyük, güzel bir eviniz var amca. Tabii tabii. Ben çok çalışmayı severim ve gördüğün gibi iyi birikim yaptım ve bu evi aldım. Hemen denizde sıfır. Hatta denizin içinde. Sıfır bile yok. Oo ne güzel. Burada denizde de yüzeyim ben. Gel bakalım. Geliyorum. Burası çıkt. Benim evin salonu. Oo harika. Burada istiyorsan duş alabilirsin. Jacuzzi'ye girip keyif çıkartabilirsin. Süpermiş. Tam bana göre. Şöyle bir rengini de değiştirelim ya. Oo. İyi geldi mi? Çok harika. Fukur fukur yapıyor. Değil mi? Şöyle yatıyorsun. Aa. Başka neler var amca bu evde? Burada mutfağımız var oğlum gördüğün gibi. Evet. Rahat bir şekilde buradan istediğin gibi bak çikolataları, dondurmaları. Dondurma yiyeceğim. Al al rahatına bak kendi evin gibi. Hmm. Oy dondurma çok güzelmiş. Çikolatalı. Evet. Oy. Yum 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 yum. Gel onu yerken evi göstermeye devam edeyim sana. Tamam. Burada alt katımızda bir tuvaletimiz bulunuyor. Burada duş alma yerimiz bulunuyor gördüğün gibi. Vay. Tabii bu kadarla sınırlı değil. Burada harika ötesi bir bilgisayarımız var. Aa, bu benim mi olacak? Yani sana daha iyisini almayı düşünüyordum ama istiyorsan bunu da kullanabilirsin. Teşekkür edeyim. Rica ederim. Gel bir de üst katımızı göstereyim sana. Oğlum buradan yukarı çıktıktan sonra burada yatak odaların bulunduğu kısım var. Oo. Bu ya görüyor musun? Sizin odanız mı? Evet, burada istiyorsan sen de yatabilirsin ama ben yatıyorum genellikle. Burada kişisel bir banyo. Buraya bir televizyon yaptırmayı düşünüyorum. Aa. En kısa zamanda onu da yaptıracağım. Yani yıkanırken televizyon izlerim. Çok harika. Çok. Burada çok beğendim. Da senin odan olacak. Aa, bu yatak benim. Tabii tabii senin burası tamamen. İstersem altta yatayım, istersen yukarıda da yatabileyim değil mi? Tabii ki istediğin her yerde yatabilirsin oğlum. Kendi evin gibi rahat rahat takılabilirsin. Burası artık senin evin. Gel bakalım. Burada da misafir odamız var. İstiyorsan burada da yine uyuyabilirsin. Tamamı senin yani rahatına bak. Oo, bu ev benim sayılıyor değil mi? Tabii tabii senin olacak. Eğer ki bana baba demeye karar verirsen. Evet. Hop, aferin sana. Süper bir eviniz var. Böyle işte güzel oğlum. Bak burada da mangal yaparız seninle birlikte. Mangal? Tabii. Burada, bak mangalın. Burada köfte mi yapacağım? Hem köfte yapacağım hem mangal yapacağım. Ne istiyorsan onu yapacağım. Köfteyi çok seviyorum. O zaman şöyle birer tane koyalım ya. Bunlar bir pişsin de bir ye. Aa, öyle gidersin. Pişi pişi. Nyam nyam nyam. Oo. Afiyet olsun şimdiden. Bak burada istiyorsan uzanabilirsin. Dinlenebilirsin bak burada da. Bu yesi tam bana göreymiş. Harika oh, bu. Güzel güzel. Şuraya bak denize bakıyorum buradan. Oo plaj vay. Ya bu. Burası çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Yani dediğim gibi evladım burası senin de evin olabilir istersen. Tamam. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ben size baba diyebilir miyim? Gerçekten mi oğlum? Evet. O zaman al sana bir hamburger vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun oğlum. Yalnız geri gidip öğretmenine bildirmemiz gerekiyor bu işi. Yoksa onun izni olmadan benim oğlum olduğun kabul görmez. Tamam. Bir de tabii ki oradaki fakir adama da söylemen gerekiyor bunu. Hadi gel. Sıkı tutundun mu oğlum? Tutundum, tutundum. Hadi bakalım. O zaman şöyle bir bu roket hızına çıkalım. Wow! İşte bu kadar. Geldik bile. İçeri girelim öğretmeninle konuşalım. Merhabalar öğretmen hanım.
Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, küçük çocuğum, hoş geldin, hoş geldin. Umarım kararını vermişsindir benden yana. Hoş, hoş bulduk. Evet, kararımı verdim. Kimi seçeceksin pratik? Tabii ki sizi. Sizi derken? Beni mi? Evet, seni. Seni baba. Yaşasın, artık çok güzel bir oğlum oldu. öğretmenim, işlemlere başlatalım mı? Ha, tabii ki. Buraya hemen siz bir imza atın. Tabii. Oğlum, kendine iyi bak oğlum. Sağ olun her şey için. Teşekkür edeyim. Baba. Efendim oğlum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin yavrum? Buyur. Hani sizden önceki bir baba adayı vardı ya. Evet, bu ata binen adam mı? Evet, onun evinde gittim. Evi çok korkunçtu. Ama sonra bana dedi ki ben dilencilik yapıyorum. Yarın sen de dilencilik yapacaksın dedi. Çok korktum ben. Aa, seni de mi dilendirecekti? Evet. Öğretmenim, görüyor musunuz? Kimlere çocuk emanet etmeye çalışıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ya gerçekten bilseydim vermezdim bile. Çok özür dilerim beyefendi. Başından beri size verecektim zaten ama işte beyefendiyi de kıramadım. Sıkıntı yok hanımefendi. Hadi oğlum, yavaştan gel evimize gidelim. İmzaları attık zaten. Tamam. Ben arkadaşımla vedalaşayım. Tabii tabii. Arada bir görebilir miyim Cansu kardeşimi de? Tabii ki görebilirsin oğlum. Tamam. Hatta bize gelsin. Aa, bugün gelebilir mi? Öğretmeninden izin alalım bir. Tamam. Hocam, gelebilir mi acaba Cansu bize? Tabii ki gelebilir. Tamam, yaşasın. Tamam. Cansu, gel gel. Hadi gidelim. Hadi hadi bakayım çocuklarım, artık evimize gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız tabii ki. O zaman ışık hızına çıkalım. Vay, babam uçuyor.